Sağlıklı olmak için veya hastalıktan kurtulmak için ilaçlar içiyoruz, takviyeler alıyoruz, vitamin, mineraller tüketiyoruz. Ama bunlar ne kadar etkili? Hep tartışıyoruz. Her zaman söylüyorum, eğer egzersiz gerçekten bir hapa dönüştürülürse, muhtemelen dünyanın en pahalı ilacı olacaktır. Neden diye mi soruyorsunuz? Bir düşünün. Kalp damar sağlığını iyileştirecek, kasları güçlendirecek, beyin, beyin fonksiyonlarını geliştirecek, kronik hastalık riskini azaltacak, kilo vermenizi sağlayacak. Yani böyle listeye uzayıp gider. Tüm bu faydalara kapsayan tek bir hap paha biçilemez olurdu değil mi? Bilim insanlarının egzersizi bir hapa dönüştürmeye yaklaştıklarını söylesem ne dersiniz? Kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ancak son araştırmalar egzersiz sırasında vücudumuz tarafından üretilen moleküller hakkında büyüleyici bilgiler ortaya çıkardı. Son çalışma da Stanford Üniversitesi'nden geldi. Bu konuda daha önceki çalışmaların iki yetersizliği vardı. Birincisi, egzersizin sadece bir organa veya bir sisteme, örneğin kalp sistemine etkinliğini sadece ölçtüler. İkincisi eksiklik ise, egzersiz sonrası kanımızda artan moleküllerin hepsini tespit edip ayrıntıya giremediler. Sadece kanda en çok bulunan glikoz gibi maddeleri ölçebildiler. Bugün bahsedeceğimiz araştırma ise bu eksi iki eksikliği de giderdi. Geliştirilen yeni teknikle hem kanda sadece çok bulunan maddeler değil, daha ayrıntılı incelemeyle az bulunan moleküller de tespit edildi. Yeni teknik sadece bu zor moleküllerin tespit edilmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bunların üretiminden sorumlu belirli hücre tiplerini de belirlediler. Yani kanımızda bulunan moleküllerin hangi organdan kaynaklandığı da tespit edildi. Çalışma sonucunda egzersizin büyüleyici etkisi daha da belirgin hale geldi. Egzersiz sonrası kanda 21 farklı hücre tipi yani 21 farklı organ veya sistemden gelen moleküller bulundu. Ve 21 hücre tipinde egzersize yanıt olarak değişen ifade seviyeleri gösteren yaklaşık 200 protein vardı. Yani egzersizin etkisi tahmininizden çok daha fazlaydı. Kas, kemik ve karaciğer hücreleri gibi tipik olarak egzersizle ilişkili hücreler yalnızca orta düzeyde tepkiler sergiledi. Bu durum egzersizin fizyolojik etkisini tam olarak anlamak için daha geniş bir hücre tipi yelpazesini incelemenin gerekliliğini bize gösterirken araştırmacılar çok ilginç bir şey keşfettiler. Egzersiz sonrası karaciğerde karboksilesteraz aktivitesi arttı. Karboksilesteraz hücrelerde detoks etkisi yaratan bir enzim. Daha önce bu konuda araştırmalar yapılmış ve bu enzimin metabolik sağlık üzerindeki olumlu etkileri gözlemlenmişti. Ancak kan dolaşımındaki rolleri şimdiye kadar hiç gözlemlenmemişti. Karboksilesteraz proteinlerini daha iyi anlamak için araştırma ekibi egzersiz yapmasalar bile karaciğer tarafından salgılanan bu enzimlerin yüksek seviyelerini sergileyen fareler tasarladı. Şaşırtıcı bir şekilde bu fareler yüksek yağlı bir diyetle beslendiklerinde kilo almadılar ve koşu bandında daha fazla dayanıklılık sergilediler. Yani egzersiz kapasiteleri arttı. İleride bir hap, egzersiz hapı geliştirecekse bu karboksilesteraz içeriklerinin mutlaka bulunması gerektiği söylenebilir. Egzersiz hapı kavramı umut vaat etse de araştırmacıların ele almak için çalıştığı çok sayıda zorluk ve cevaplanması gereken soru var. Farklı dokulardaki egzersiz faktörlerinin kesin rollerini ve neden bazı hücreler egzersize yanıt verirken diğerlerinin vermediğini anlamak için araştırmalar gerekiyor. Ek olarak egzersiz için bir hapa güvenmenin potansiyel yan etkileri ve uzun vadeli etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmesi gereken önemli konular. Bir hap olarak egzersiz artık uzak bir fikir olmayabilir. 3-5 yıl içinde her birinin gücü farklı olan haplar üretilebilir. Hatta içindeki madde sayısına göre fiyatlandırılır. En güçlü egzersiz hapı en pahalı olabilir. Ama yakınımızda çok güçlü bir hap olarak zaten egzersiz bulunuyor. Hem de pahalı bir ilaç olarak değil. Ücretsiz olarak yapabileceğimiz bir fiziksel aktivite sadece yerimizden kalkıp parklara, spor salonlarına gitmek için sadece irade göstermemiz. Sadece spor ayakkabısı yeter. Unutmayın egzersiz bir yolculuktur ve attığınız her adım sizi daha sağlıklı, daha mutlu bir versiyonunuza yaklaştırır. Bilim ve sağlık dünyasına dair daha büyüleyici bilgiler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlık zenginlik efendim. Sağlıcakla kalın.